Efendim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz. 196 kilometre uzunluğunda 1250 kilometre karelik alan hava unsurlarımızca 73 dalgıç ile denizde arama çalışmaları yürütülmekte. Ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle arama çalışmalarımız, biraz önce de belirttim, 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter, başlangıçta 2 uçak, yine 1 uçakla devam ediyor. 17 bot, 3 drone, 4 insansız su altı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemi, YTS dediğimiz, olmak üzere toplam 34 araç ile devam etmektedir. Gemicilerin arama çalışması, değerli arkadaşlar, bu 7 mürettebatımızın araması ile ilgili kurtarma gemilerimiz ile JAK, Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri tarafından, su altından dalgıçlarımız tarafından yapılmakta. Yine jandarma, emniyet ve AFAD tarafından aydınlatma marifeti ile geceleri, gündüz zaten devam ediyor. 8 noktada karadan, tüm kıyı şeridinden olmak üzere devam ediyor ve hem uçak hem helikopterle de değerli arkadaşlarım sahil bandında arama, kurtarma devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bulunan 5 mürettebatımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına, arkadaşlarına, her birine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Az önce Ereğli'mize gelir gelmez arkadaşlarımla beraber toplantı yaptık. Bu vakte kadar yapılan tüm çalışmaların havada, karada, su altında, denizde, bunların her biriyle ilgili ilgililerden bilgiler aldık. Ve hemen akabinde 7 mürettebatımızı başlangıçtan bu yana kadar sabırla bekleyen, dualarıyla bekleyen, arama kurtarma çalışmalarını bekleyen ailelerine hem geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hem de bu ana kadar az önce de size ifade etmiş olduğum, açıklamış olduğum tüm çalışmalarla ilgili bilgi arz ettim. Ve onların sabırlarına da hayranım. Anlayışlarına hayranım. Hep dillerinden eksik etmedikleri dualara biz de hep birlikte amin diyoruz. En kısa zamanda inşallah onlara ve şehrimize ve ülkemize hayırlı haberler vermek bizim temel muradımız. Tabii şunu da söylemem lazım. Valimizin koordinasyonunda yine Karadeniz Ereğli Başsavcımız bu çalışmalara o da nezaret ediyor. Bütün arkadaşlarımız, az önce kurumları saydım, tek tek bir daha saymak değil ama hep birlikte şunu söylemek istiyorum. Bu ana kadar gece gündüz demeden sabırla, canhıraş bir şekilde çalışan bütün arkadaşlarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Karadeniz Ereğli'sine şu ana kadar iş yerleri zararlarıyla ilgili ödemelerimizi valimize biz aktardık. İçişleri Bakanlığı AFAD ailesi olarak. Bunlarla da ilgili biraz rakam da vermek istiyorum. AFAD Başkanlığımızca 19 Kasım'dan hemen sonra olumsuz hava koşullarının getirmiş olduğu sıkıntıları giderebilmek adına ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık. Yine 39 milyon lira yine AFAD'dan insani yardım ödeneği verdik. Zonguldak'ta 8 vatandaşımızın vefat eden 8 vatandaşımızın yakınlarına, ki bunların 5'i Kafkametler, diğeri buradaki vatandaşlarımız, boğulanlar, 100'er bin liradan olmak üzere 800 bin lira bir yardım yapıldı. 292 iş yerine yaklaşık 34 milyon lira. Ayrıca 174 kişiye 710 bin lira çatı hasarı ödemesi yapıldı. Yine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'ndan 21 haneye, bu Zonguldak'ta,
400 bin lira eşya zarar ödemesi yapıldı. 920 hane toplamda 4,5 milyon lira Karadeniz ereğimizde de biz eşya zararı olmak üzere yine kaymakamlığımız ve valimizin koordinasyonunda bu ailelerimize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca bu ödemeler değerli arkadaşlarım yapıldı. Yine müracaat etmemiş hem iş yeri zararları ile ilgili hem ev eşya zararları ile ilgili bunlarla ilgili eğer bir sıkıntı varsa şu ana kadar ulaşamadığı veya aklına gelmedi onların müracaatlarını alıyoruz. Süratle bunları da tamamlamaya hazırız. Okullarımızla ilgili çatıları uçan okullarımız vardı. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'le hemen görüşüldü. Ben de görüştüm. Arkadaşlarımız, vekillerimizle görüştü. Onlarla da ilgili az önce valimizden bilgiyi aldım. Bunların %80'i tamamlandı. En geç salı gününe de okullarımızın da çatı eksiklikleri, onarımları, bakımları bitecek ve değerli öğrencilerimizin hizmetine inşallah sunulacak. Bu arada Zonguldak Belediyesi'ne 5 milyon lira, Karadeniz Ereğlisi'ne de bu parkın tekrarın eski haline getirilmesiyle ilgili 7 milyon lira destek ödemeleri hesaplarına aktarılıyor. İlçe belde belediyeleriyle de ilgili valimiz, belediye başkanlarımızın paylaştığı az önce eksiklerle ilgili de destek ödemelerine yarın talimat vereceğim. Onu da aktaracağız. Duamız, temennimiz şu değerli arkadaşlar. Allah tekrarından korusun. Amin. Ama devletimiz, hükümetimiz her zaman ama her zaman böyle afet durumlarında aziz milletimizin yanında yer almaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.